Şimdi A1 nedir mesela burada? A1 dediğimiz şey. A1 bir koyunca 2 pi yapıyor. Koşunuz 2 pi. 2 koyunca A2 koşunuz 4 pi oluyor. İşte bir tane daha koyalım. A3 koyduk. Koşunuz 6 pi yapıyor. Böyle gidiyor. Biz biliyoruz ki esas ölçü 2 pi'leri atabiliriz. Yani aslında 2 pi atarsak bu sıfır olarak algılayabiliriz. Koşunu sıfır gibi algılayabiliriz. 4 pi gene 2 pi'nin katı atabilirsiniz. Yani gene koşunu sıfıra eşdeğerdir bu. 6 pi yazmaya çalıştım burada. Yani 2 pi'nin katını atınca hepsi zaten sıfır olacak. Koşunu sıfır da kaçtır zaten? 1'dir. Aslında biz bunu direkt 1'e eşit olduğunu, yani aslında biz bunun şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her ne kadar n'e bağlı bir şey yazılsa da burada 2 pi'nin katları geldiği için 2 pi'lerin de sadeleştirdiğiniz zaman hep 0 dereceye denk geldiği için demek ki hep görsel olarak farklı şeyler geliyor ama sonuç hep 1'de bitiyor. Demek ki aslında AN dizi sabit diziymiş. 1-1-1-1 şeklinde giden ya da genel türlü 1 olan bir sabit dizi bu eşdeğermiş diye biliyoruz. AN ifadesi bir sabit dizi olduğuna göre K kaçtır demiş. Aynı şey aslında fonksiyonda da vardı hatırlarsınız. Bu fonksiyon sabit fonksiyonsa ne demiştik biz orada da? Şunu demiştik. Bunun sabit sayı çıkabilmesi için pay kısmının paydanın katı olması lazım. Bunun da doğurduğu sonuç eşdeğer terimlerin katsayıları orantılı olmalı. Yani burada n'in katsayısı 200 ise altta kaç? N'in katsayısı 1. O zaman 2 bölü 1 eşit olmalı. Sabit terim 3 yukarıda, aşağıda k. Bu oranı sağlarsak o dediğim şey gelişir. Yani üst taraf alt tarafın belli bir katı olur. O zaman buradan yaparsak 2K 3'ten K ne çıkıyor arkadaşlar? 3 bölü 2 çıkıyor. Eğer K 3 bölü 2 olursa hatta bakalım ne oluyor sonuç. O zaman 2 N artı 3 bölü N artı 3 bölü 2 olur. Ne oldu? Üst taraf altın tam 2 katı oluyor. Bu da 2 olur sonuçta. Yani AN o zaman ne olur? Sabit 2 olur. Herhalde hatırladığınız fonksiyonu çünkü aynı şeyleri yapıyorduk. Dizilerin eşitliği. Bu da çok kolay bir şey, çok da basit bir şey. İki dizinin birbirine eşit olabilmesi için ne demişiz? Her bir terimin, yani her n için, her n sayma sayısı için karşı terimler eşit olacak. Yani A1, B1'e, A2, B2, A3, B3 eşit olursa biz bunlara eşitliği diyeceğiz. Örnek. Kosinüs np dizisi var an, bir de eksi 1 üzeri n dizisi varmış bn. Bunlar acaba eşit mi? Bir bakalım mesela şimdi burada. A1 nedir A1? A1. 1 koyarsak kosinüs 180 oluyor. Kos 180 nedir arkadaşlar? Eksi 1. B1 bakalım. B1 de eksi 1 üzeri 1 oluyor. O da eksi 1 çıkıyor. İlk terimler aynı çıktı gördüğünüz gibi. Bunlar aynı çıktı. Şimdilik iyi gidiyoruz. A2 kosinüs 2 pi yapıyor. Ya da kosinüs 0'a eşitler demiş. O da 1 yapıyor. B2 eksi 1'in karesi oluyor. O da artı 1 yapıyor. Demek ki bunlar sırasıyla önce eksi 1, sonra artı 1. Sonra eksi 1, sonra artı 1. Bu şekilde ve de birbiriyle örtüşecek şekilde gidiyor. Devam ederseniz de aynısını görürsünüz. O yüzden biz bunların eşit iki tane dizi olduğunu söyleyebiliriz. Yani tabii bunu nasıl ispatlamak lazım son olarak onu da nasıl söyleyebiliriz? Ya başka yapacak bir şey yok. Çünkü 3 versen 3 pi oluyor. 3 pi'den 2 pi at gene pi oluyor. Yani bu sonuçta bunun alacağı değerler önce kosinüs 180 sonra sıfıra denk oluyor 2 pi'den dolayı. Sonra gelen kosinüs 180'e denk 2 pi attan. Bu şekilde gidiyor. O yüzden eksi 1, 1, eksi 1, 1 diye gider. Öteki de zaten biliyorsunuz eksi 1, 1, eksi 1 diye gidiyor. O yüzden karşılıklı da eşit olduğu için ama bir eksi 1 burası öteki artı 1 çıktı olmaz. Karşılıklı çıkanlar da aynı olduğu için ne dedik? Bunlar birbirine eşittir diye biliyoruz. Şimdi ilk kısmı bitirdim ben şu an. Şunu bir oturalım.